Vizyon stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünyadan haberler, gündemdeki konularla Stüdyo Washington başlıyor. ABD Temsilciler Meclisi'nin geçen hafta kabul ettiği 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak niteleyen karar tasarısı ve Türkiye'ye Suriye operasyonu nedeniyle sert yaptırımlar öngören karar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin soru işaretleri vardı. Ziyaretin iptal edilebileceği konuşulurken dün ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüştüğü ve iki liderin 13 Kasım'da Washington'da yapacakları görüşmeyi teyit ettikleri açıklandı. Başkan Donald Trump da bu bilgiyi Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanan Washington'da aziz soruşturması da gündemin en üst sırasındaki yerini koruyor. Başkan Trump hakkındaki bu soruşturma kapsamında bir tanığın daha ifadesinin deşifresi yayınlandı. Soruşturmadaki son duruma bakacağız ama öncesinde Serhan Akif Akyıldız'la Erdoğan'ın Washington ziyaretinin ayrıntılarını konuşacağız. Serhan, Başkan Trump'ın Twitter mesajında kullandığı ton Trump-Erdoğan buluşması açısından ne gibi sinyaller veriyor? Özlem, Trump'ın tweet mesajı olumlu denilebilir. Olumlu bir ton kullandı Trump tweet mesajında. Trump daha bu ziyaretin olup olmayacağı dün netleşti diyebiliriz bu telefon konuşmasıyla birlikte. Hem Amerika'da tartışılıyordu biraz hem de Türkiye'de. Amerika'da Başkan Donald Trump'a bir süre önce sorulmuştur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelip gelmeyeceği. Geleceğini düşünüyorum demişti. Net bir cevap vermemişti. Ancak o belirsizlik dünkü telefon konuşmasıyla açıldı. Benzer açıklama Türkiye'den de vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika'ya gidip gitmeme konusunda Başkan Donald Trump'la telefon konuşmasına göre karar vereceğini söylemişti. Telefon konuşması anlaşılan olumlu geçti. Başkan Donald Trump'ın tweetinden de o anlaşılıyor. Başkan Donald Trump telefon konuşmasının ardından tweet mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok güzel bir telefon görüşmesi yaptıklarını söyledi. Suriye sınırını, terörün ortadan kaldırılmasını ve Kürtlerle sorunların giderilmesini ve daha birçok konuyu konuştuklarını söyledi Başkan Donald Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Bağdadi'nin kızı ve eşinin yakalandığını belirttiğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 13 Kasım'da Beyaz Saray'da bekliyorum ifadesini kullandı Başkan Donald Trump. Böylece bu tweet mesajıyla ve telefon konuşmasıyla birlikte bu ziyaretin gerçekleşeceği kesinleşti. Gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan 13'ünde çarşamba günü 13 Kasım'da Başkan Donald Trump'la Beyaz Saray'da görüşecek. Ancak hemen hatırlatalım, birçok konu var. Görüşülmesi masada birçok konu var. İki liderin görüşeceği. Ancak Kongre'de sen de girişte söyledin. Kongre'deki hava, Amerika'daki Washington'daki hava en azından Türkiye açısından pek olumlu diyemeyiz. Kongre bir süre önce Ermeni soykırımı tasarısını kararına kabul etmişti. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik harekatını da protesto eden bir kararı imza atmıştı. Bununla birlikte Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı da almıştı. Temsilciler Meclisi diyelim, hemen altını çizelim. Senato'ya daha bunlar gelmedi. Senato'da da bekliyor. Senato Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Türkiye ile ilgili bir yaptırım tasarısı hazırladı. Demokratlarla birlikte partiler üstü bir yaptırım tasarısıydı bu. Senato'nun gündemine gelmişti. Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell bunu henüz Senato'nun gündemine almadı. Yakın zamanda da Senato'nun gündemine gelmesi beklenmiyor diyebiliriz. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yaptırım tasarısı da öyle. Onun da yakın zamanda Senato'ya gelmesi, Ermeni tasarısı diyelim, soykırım tasarısının da Senato'ya gelmesi beklenmiyor. Ancak iki ülke ilişkileri daha bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye konusunda Amerika'nın taahhütlerini yerine getirmediğini söyledi. İki ülke ilişkileri arasında önemli sorunlar var diyebiliriz. Bu önemli sorunların aşılması açısından gelecek hafta çarşamba günü gerçekleşecek görüşme oldukça önemli. Ama Amerika'da da en önemli gündem maddesi aziz soruşturması o günde kamuoyu açık iki tane ifade alınacak, ifadesi olacak Temsilciler Meclisi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti de o iki ifadenin alınacağı güne denk geliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin biraz gölgede kalabilir diyebiliriz belki Özlem ziyareti bu aziz soruşturması çerçevesindeki ifadelerde. Serhan, sen de değindin gündemdeki bir diğer başlık da aziz soruşturması. Soruşturmaya ilişkin her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Nedir son durum? Özlem, dün önemli gelişme vardı. Dün daha önce Ekim ayında geçen ay Temsilciler Meclisi aziz soruşturması kapsamında
Amerika'nın Ukrayna Büyükelçisi, vekaleten Ukrayna Büyükelçiliğini yürüten William Taylor, Temsilciler Meclisi'nde kapalı kapılar ardında açıklamalarda bulunmuştu. William Taylor'ın neler söylediği basınla paylaşıldı, deşifresi basına dağıtıldı. William Taylor'ın söyledikleri önemli. William Taylor kendisinin kesin olarak anladığı kadarıyla Ukrayna'nın Biden'lara, eski başkan yardımcısı Joe Biden ve oğluna karşı soruşturma açmadığı takdirde yaklaşık 400 milyon dolarlık silah yardımının bu ülkeye yapılmayacağını anladığını söyledi. İki Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin kendisine Başkan Donald Trump'ın Biden'lara yönelik soruşturma olmazsa yaklaşık 400 milyon dolarlık çeki imzalamayacağını kaydetti William Taylor. William Taylor Rudy Giuliani'yi de suçladı. Başkanın avukatı Rudy Giuliani'yi de suçladı ve Rudy Giuliani'nin gölge bir Ukrayna politikası yürüttüğünü, Dışişleri Bakanlığı'nın bu politikanın dışında kaldığını, Ukrayna politikasının dışında kaldığını ve kendisinin Ukraynalı yetkililere yardımın neden verilmediğini anlatmakta oldukça zorlandığını kaydetti. William Taylor'ın açıklamaları oldukça önemli çünkü Başkan Donald Trump bu soruşturma başladığından beri böyle bir durum olmadığını, Ukrayna'ya bir şey karşılığında bir şey vaat edilmediğini belirtiyor. Ki William Taylor Ukrayna'daki en üst düzey Amerikalı diplomat, vekaleten bu görevi yürüten büyükelçi. Hemen hatırlatın, saygınlığı da var. Eski bir Vietnam Savaşı gazisi, partiler üstü bir isim olarak biliniyor Washington'da. Bu açıdan dedikleri oldukça önemliydi ve bu azil sürecinde William Taylor'ın açıklamalarının belki de Başkan Trump'a en fazla zarar veren açıklamalar olduğu söyleniyor. Taylor'ın bu açıklamaları Gordon Sondland'in 3 sayfalık metninden sonra geldi. Gordon Sondland dün önceki gün Temsilciler Meclisi'ne, daha geçen ay o da Temsilciler Meclisi'ne ifade vermişti. Amerika'nın Avrupa Birliği Büyükelçisi soruşturma ile ilgili olarak geçen ay verdiği ifadesini revize etti, biraz değiştirdi. Geçen ay kendisine sorulan bu yöndeki sorulara, Ukrayna'ya askeri yardımın neden kesildiğine dair sorulara net yanıtlar vermemiş. Genellikle hatırlayamıyorum demişti. İşte o gün, o da önceki gün 3 sayfalık bir metin göndermişti Temsilciler Meclisi'ne ve o metinde de kendisinin Ukraynalı yetkililere Biden'larla ilgili soruşturma açılmadığı takdirde Ukrayna'ya askeri yardımın olmayacağını söylediğini, hatırladığını aktarmıştı. William Taylor'ın açıklamasıyla Gordon Sondland'in açıklaması böylece örtüşmüş oldu. Daha önce çelişkili oluyordu Gordon Sondland'in bu açıklaması. Böylece yetkililer, Dışişleri Bakanlığı yetkililerin açıklamaları genelde birbiriyle orantılı, bağlantılı, doğrular nitelikte. Daha önce de Maria Yovanovitch, Amerika'nın eski Ukrayna Büyükelçisi Temsilciler Meclisi'nde konuşmuştu. O da ifadesinde bu yönde açıklamalar yapmıştı. Hemen şunu hatırlatalım. Bu ifadeler gelecek hafta tekrarlanacak. Azil soruşturmasının başındaki isim diyebiliriz bir yerde. Temsilciler Meclisi'ndeki İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff dün kameraların karşısına geçti ve azil soruşturması çerçevesinde William Taylor'ın ifadesinin gelecek hafta çarşamba günü kamuoya açık olacağını, basına açık olacağını, ekran televizyonlardan canlı yayınlanabileceğini söyledi. Aynı gün 13 Kasım'da George Kent de açıklamalarda, basına açıklamalarda kamuoya açık olacak Temsilciler Meclisi'ndeki ifadesi. Bu isimler daha önce kapalı kapılar ardında ifade vermişti. Hemen onu yayınımızda söylemiştik. George Kent ve Maria Yovanovitch'in de basına açık ifade vereceğini söyledi Temsilciler Meclisi'nde. George Kent'le William Taylor 13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada olacağı gün kamuoya, basına açık ifade verecekler Temsilciler Meclisi'nde. Maria Yovanovitch ise Cuma günü basına açık ifade verecek Temsilciler Meclisi'nde. Bu arada azil soruşturmasıyla, azil çerçevesinde ilgili bazı haberler de var. O haberlerden biri Washington Post'la New York Times'da yayınlandı. Buna göre Başkan Donald Trump, Adalet Bakanı William Barr'dan ekranlara çıkarak bu süreç içinde kendisinin hatası olmadığını açıklamasını istedi. William Barr'ın da bu açıklamayı yapmadığı belirtiliyor. Washington Post ve New York Times'ta yer alan habere göre bugüne dönecek olursak azil soruşturması devam ediyor. Tüm hızıyla devam ediyor. 6 haftalık soruşturma 6 haftadır devam ediyor. Ve bugün de William Jennifer konuşacak. William Jennifer, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in
Rusya ve Avrupa konularındaki danışmanı. Kendisi bugün ifade vermesi bekleniyor Temsilciler Meclisi'nde. Beyaz Saray bu soruşturmayla işbirliği yapılmamasını telkin ediyor. Ancak William Jennifer'ın bunu kabul etmeyeceği ve ifade vereceği belirtiliyor. Temsilciler Meclisi bu süreçte Başkan Yardımcısı Mike Pence'in konumunu belirlemeye çalışıyor. Bütün bu süreçte Mike Pence'in nerede durduğu, ne düşündüğü, süreci dahil olup olmadığını araştırıyor. Ve Jennifer Williams'ın bugünkü eğer yaparsa, ki kesin bir açıklama yok, hemen onu hatırlatalım, gelip gelmeyeceğine ama Amerikan medyasına yansıdığı kadarıyla bugün Temsilciler Meclisi'nde olacak ve Temsilciler Meclisi'ne ifade verecek. Bugün Temsilciler Meclisi'nde beklenen bir başka isim de John Bolton'dı. Başkan Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı. Günlerdir söylüyoruz bu ismi, John Bolton'u. Çünkü John Bolton bu soruşturma çerçevesinde çok önemli bir isim olarak addediliyor. Daha önce Temsilciler Meclisi'nde aziz soruşturması çerçevesinde ifade verenlerin birçok kez dile getirdiği isim John Bolton. John Bolton'ın bu süreçten Rudy Giuliani'nin, Başkan Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin bu süreçe müdahil olmasından, alternatif bir Ukrayna politikası yürütmesinden hiç hoşnut olmadığı basına yansımıştı. Hatta John Bolton'ın bir keresinde Rudy Giuliani için el bombası ifadesini kullandığı basına yansımıştı. İşte Temsilciler Meclisi, daha önce Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu John Bolton'a 7 Kasım'da ifade vermesini istemişti. Ancak John Bolton'un avukatı Bolton'un bu ifadeyi gönüllü olarak yapmayacağını, eğer Temsilciler Meclisi'nin kendilerine bir celp göndermesi durumunda yapacağını söylemişti. Avukatından gelen son haberlere göre henüz o celp gelmiş değil. Bu nedenle John Bolton'un bugün ifade vermesi pek beklenmiyor ama bu John Bolton ifade vermeyecek anlamına da gelmiyor. İleriki günlerde bu ifadesini gerçekleştirebilir. Hemen şunu hatırlatalım. Temsilciler Meclisi'nde İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff elindeki bilgilerin, elindeki yetkilerin, kanıtların azil süreci soruşturmasında kendileri için yeterli olduğunu ifade etmişti daha önce. Eğer süreç normalinde devam ederse Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu kendisi bir rapor hazırlayacak ve bulgularını Adalet Komisyonu ile paylaşacak. Adalet Komisyonu, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu da kendi araştırmasını yaptıktan sonra Başkan Donald Trump'ın azil edilip edilmemesi yönünde kararını bildirecek ve bunu Temsilciler Meclisi oylamasına götürecek. Eğer Temsilciler Meclisi'nde Başkan Trump'ın azledilmesi yönünde karar çıkarsa top senatoya geçiyor. Senatörler jüri oluyorlar ve 100 senatörün 67'sinin Başkan Donald Trump için azledilmesi yönünde oy vermesi gerekiyor ki Başkan Donald Trump azledilsin. Ancak şu andaki matematiksel hesapta senatonun çoğunluğunu cumhuriyetçiler ellerinde tutuyorlar. Bunun gerçekleşmeyeceği yorumları yapılıyor Özlem. Serhan Akif Akyıldız başkent Washington gündeminin ayrıntılarını aktardı. Teşekkürler Serhan. Tekrar hatırlatalım, Erdoğan-Trump buluşması 13 Kasım'da Washington'da olacak. 13 Kasım aziz soruşturması açısından da önemli bir gün. 14 Kasım'da ise aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 60'tan fazla ülkenin dışişleri bakanları Washington'da bir araya gelecek. Kısacası haftaya Washington açısından oldukça hareketli günlere tanıklık edeceğiz ve gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin Suriye'nin kuzeybatısında Amerikan askerleri tarafından düzenlenen bir baskında öldürülmesinin yankıları sürüyor. Bağdadi'nin ölümünün ardından örgütün nasıl bir geleceğin beklediğini Washington'daki Heritage Vakfı terörle mücadele uzmanlarından Robin Simcox'la konuştuk. Simcox yerine yeni bir isim atansa da lideri öldürülen örgütün zayıflamasının IŞİD'in yok edilmesi için önemli bir fırsat olduğu görüşünde. IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, Suriye'nin İdlib kırsalındaki Barışa bölgesinde düzenlenen bir operasyonda öldürüldü. Bu haberi de Başkan Donald Trump açıkladı. Uzun süre sessizliğini koruyan IŞİD, lideri Bağdadi'nin öldüğünü bir ses kaydıyla doğruladı. Terör örgütü, yeni liderinin Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi olduğunu açıkladı. Washington'daki Heritage Vakfı terörle mücadele uzmanı Robin Simcox, Ebu Bekir el-Bağdadi'nin ölümünü terörle mücadelede atılmış önemli bir adım olarak görüyor. I think in America today he's probably the most recognizable terrorist out there. Bence bugün Amerika'da muhtemelen en çok tanınan terörist Bağdadi ve IŞİD'de en tanınmış terör örgütü.
Bu yüzden Amerikalılar Bağdadi'ye baskın yapmaya odaklanmıştı. Bu ayrıca bu tür terörle mücadele operasyonlarında bölgedeki Amerikan özel kuvvetlerine neden ihtiyaç duyulduğu konusunda da bir hatırlatma oldu. Bağdadi'nin ölümünün Orta Doğu'nun karşılaştığı sorunları çözemeyeceğini düşünüyorum. Bağdadi'nin ölümü bu sorunları temelde değiştirmeyecek. IŞİD dünyanın dört bir yanında birçok kişiyi öldürdü. Amerika dahil dünyanın her yerinde batıda saldırılar düzenledi. Orta Doğu ve Afrika'da ortakları, işbirlikçileri var. Umulan Bağdadi'nin ölümünün örgüt içinde kaos yaratması, böylece grubun zayıflatılması için bir fırsat haline gelmesi. Peki Bağdadi'nin ölümü örgütün son anlamına mı geliyor? Askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri, kilit konumdaki IŞİD liderleri ve militanlarını bertaraf etmenin örgütü zayıflatmakla birlikte tamamen ortadan kaldırmayacağını düşünüyor. Liderini kaybetse bile IŞİD'in ayakta kalacak şekilde yapılandığına dikkat çeken Amerikalı yetkililer, Suriye ve Irak'ta darbe alan örgütün toprak kayıplarından tahmin edilenden daha az etkilendiğini söylüyor. IŞİD Bağdadi öldüğü için her şeyini toplayıp çekip gitmeyecek, ancak ölümü Amerika ve müttefikleri için grup içinde yaşanabilecek bölünmeden istifade etmek için bir fırsat sağlıyor. Çünkü IŞİD'in dünya çapındaki işbirlikçileri örgüte değil Bağdadi'ye bağlılık sözü verdi. Başkan Donald Trump, Bağdadi'nin ölümünden sonra yerine geçeceği tahmin edilen bir teröristin daha baskında öldürüldüğünü açıkladı. İsim vermeyen Trump, Ebu Bekir el-Bağdadi'nin bir numaralı halefinin Amerikan birliklerince yok edildiğini doğruladık. Kendisi büyük olasılıkla en üst mevkiye gelecekti, artık o da ölüm mesajı paylaştı. Bu da örgütün etkisinin azalacağı yolunda olumlu bir sinyal olarak algılandı. Umutlar Bağdadi'nin ölümüyle dünya genelinde terör tehdidinin azalacağı yönünde. Yalnızca lider Bağdadi değil, çok sayıda üst düzey yönetici de öldürüldü. IŞİD'in elindeki toprakların büyük bölümü geri alındı. Finans kaynaklarının bir kısmına erişimleri engellendi. Propaganda kanalları kapatıldı. Bağdadi'nin öldürülmesi de çok büyük bir kazanım oldu. Artık bu noktada yapmamız gereken, örgütün dağılması için gerekli baskının uygulandığından emin olmak. Çünkü örgütün ne tür bir grup olduğu ve gelecekte ne gibi bir tehdit oluşturacağı konusunda bir fikrimiz var. IŞİD'le mücadelede Türkiye'nin rolüne değinen Simcox, Türkiye'nin konumu ve yabancı savaşçılar konusunda harcadığı çabaların önemine dikkat çekti. Türkiye çok stratejik bir konumda. Suriye'deki kaos ortamı IŞİD'in doğuşunda önemli bir etkendi ve Türkiye burada kullanıldı. Yabancı savaşçılar önce Türkiye'ye uçuyorlar ve daha sonra Suriye'ye geçiyorlar ve ilk fırsatta da örgüte katılıyorlardı. Bu yüzden uzun bir süredir Türkiye, IŞİD'e karşı mücadelede çok etkin ve stratejik bir rol oynuyordu. Ve Başkan Trump da operasyonla ilgili açıklamasında bu operasyona Türkiye'nin ne kadar yardımcı olduğunu açıkça değindi. Bu yüzden iki ülke arasında işbirliği için gerçek bir potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. Başkan Donald Trump, başkomutan sıfatıyla bu başarıyı sahiplenirken, Robin Simcox, istihbarat paylaşımının gücünü vurguluyor. Bence Bağdadi'nin öldürülmesi dünya için bir başarı. Bu hiç kimse için kişisel bir başarı değil. Yalnızca başkanın başarısı değil. Özellikle istihbarat teşkilatlarının bilgi toplaması konusunda başarı sağlandı ki Amerika'nın bazı müttefikleri de bilgi paylaşımında bulundu. Açıkçası bu çok titizlikle hazırlanmış bir plandı. Tabii ki Başkan Trump operasyonun yapılmasına yeşil ışık yaktığı için övgüyü hak ediyor, ama bu bir kişiyi ya da bir yönetimi aşacak kadar büyük bir başarı. Artık gözler yeni lideriyle örgütün bundan sonra atacağı adımlarda. Ancak genel kanı, topraklarının önemli kısmını kaybetmesine rağmen IŞİD'in dünyanın çeşitli yerlerinde hala uyuyan hücreleri olduğu ve bazı savaşçılarının Suriye'nin çöl bölgelerinde ve Irak'ın bazı kentlerinde gizlenmeye devam ettiği yönünde. Bu da ABD öncülüğündeki koalisyonun faaliyetlerinin devam edeceği anlamına geliyor. 14 Kasım'da Washington'da bir araya gelecek olan Türkiye dahil 60'ın üzerindeki ülkeden dışişleri bakanları da bu faaliyetleri gözden geçirecek.
Basın özetlerinin ilk gazetesi Washington Post, Amerika'nın Ukrayna'daki bir numaralı diplomatı William Taylor'ın aziz soruşturması çerçevesinde 22 Ekim'de Kongre'de kapalı kapılar ardında verdiği ifadenin dökümünün kamuoyuna açıklandığını yazıyor. İfadenin dökümüne göre Taylor, Amerika'nın Ukrayna'ya yapacağı askeri yardımın Ukrayna'nın Başkan Trump'ın siyasi açıdan avantajını olacak soruşturmalar açılana kadar gönderilmeyeceğinin açıkça anlaşıldığını söyledi. Gazete, Amerika'nın Ukrayna Büyükelçisi Vekili Taylor'ın Rusların desteklediği ayrılıkçılarla mücadele eden Ukrayna'ya yardımı kesmeyi kabus senaryosu olarak nitelediğini yazıyor. Taylor önümüzdeki çarşamba gününden itibaren kamuoyuna açık olarak yapılacak aziz soruşturması oturumlarında bir numaralı görgü tanığı olarak ifade verecek. Demokratlar televizyonda canlı yayınlanacak kamuoyuna açık oturumları siyasi rakiplerine zarar vermek için yabancı bir güce baskı uygulayan Trump'ın görevden azledilmesi gerektiği konusunda halkın desteğini toplamak için bir fırsat olarak görüyor. New York Times'a Amerika'da salı günü bazı eyaletlerde yapılan özel yerel seçimlerin, büyük kentlerin banyolarında yaşayan seçmenlerin dev siyasi gücünü sergilemesi açısından önem taşıdığını yazıyor. Habere göre salı günkü seçimler tarihi açıdan cumhuriyetçilerin kalesi olarak bilinen bölgelerdeki ılımlı seçmenlerin Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Demokrat Parti'ye kaymaya başladığının göstergesi oldu. Trump ve Cumhuriyetçi liderler için 2018 Kongre ara seçimlerinde olduğu gibi salı günkü özel seçimlerde de demokratların Cumhuriyetçilerin elindeki sandalyeleri ele geçirmesi, geriye çevirmesi zor görünen bir eğilimin başlangıcı gibi görünüyor. Wall Street Journal ise sosyal medya devi Twitter'ın iki eski çalışanının ve bir Suudi Arabistan vatandaşının Suudi hükümetini eleştiren bazı Twitter kullanıcıları hakkında topladıkları bilgileri Suudi yönetimine teslim etmekle suçlandıklarını yazıyor. Habere göre San Francisco'da federal mahkemede açılan davada bu kişiler yabancı bir hükümetin ajanlığını yapmakla suçlanıyor. Twitter çalışanlarından biri Suudi Arabistan muhaliflerinin kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışmakla suçlanarak Seattle'da tutuklandı. Suçlamalara göre bir diğer Twitter çalışanı ise Suudi Kraliyet ailesi hakkında eleştirel paylaşımda bulunan Twitter kullanıcılarının elektronik posta adresi ve doğum tarihi gibi bilgilerini ele geçirmek için Kasım 2014-Mayıs 2015 tarihleri arasında firmada çalışmanın avantajlarını kullandı. Adalet Bakanlığı bu gibi kişisel bilgilerin paylaşımları yapan Twitter kullanıcılarının kimliğini ortaya çıkarma ve yerini bulmada kullanılabileceğini kaydediyor. Amerikan basından öne çıkan başlıkları aktardık. Amerikan gazetelerinin manşetlerini hafta içi her gün yayınlarımızda paylaşmayı sürdüreceğiz. Berlin Duvarı'nın yıkılmasının bu hafta 30. yıl dönümü. 30 yıl önce duvarın yıkılmasıyla Komünist Doğu ve Demokratik Batı Almanya arasındaki bölünme sona ermişti. Duvarın yıkılması aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'da oluşturduğu komünist düzenin çökmesi anlamına da geliyordu. Duvar yıkıldıktan sonra Almanya'ya katılan Doğu Almanya'da Batı Avrupa'nın parçası haline geldi. Ancak eskiden Doğu Almanya olan bölgelerde aşırı sağcı partilerin güçlenmesi Almanya'da istikrarı tehdit ediyor. New films from Berlin show yet more evidence of the colossal damage done. Berlin 2. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945'te yıkık bir kentti. Kent 1961'de amacı Doğu Almanların batıya kaçmasını engellemek olan Berlin Duvarı'nın inşa edilmesiyle ikiye bölündü. Bugün Berlin Duvarı neredeyse tamamen yıkılmış durumda. Duvarın kalıntıları bugün açık hava müzesi. Burayı her yıl milyonlarca kişi ziyaret ediyor. Duvarın yıkılmasından sonraki yıllarda Doğu Berlin, Batı'yı birçok açıdan yakaladı. Bir zamanların Doğu Berlin'inde yeni apartmanlar inşa edildi. Berlin'deki bu cadde Küçük Şam olarak biliniyor. Suriyeliler ve savaştan kaçan mülteciler bu bölgede restoranlar açıyor, iş kuruyor. Dünyanın dört bir yanından gelen girişimciler kente adeta taze kan pompalıyor. Amerikalı tur işletmecisi Jeremy Minsberg bunlardan biri. Birdenbire turist akını başladı. Turistler Berlin'in ne kadar güzel olduğunun farkına vardı. Başkalarını da haberdar etmeye başladılar. Brexit'le birlikte birçok şirket Berlin'e taşınma kararı aldı. Duvarlardaki grafitilerse Berlinlilerin göç nedeniyle kiraların hızla artması yüzünden duyduğu memnuniyetsizliği yansıtıyor. Her şeyin fiyatı yükseliyor. Berlin, San Francisco'ya benzemeye başladı. Sıradan Berlinliler yabancıların aldığı maaşların seviyesine ulaşmakta zorlanıyor. Bu Berlin'de sosyal bir sorun haline geldi.
Berlin'in ekonomisi yine de büyüyor. Ancak eski Doğu Almanya'nın geri kalanı çok iyi durumda değil. Almanya'nın doğusunda bazı kentler başarıyı yakalasa da çoğu bölge duvar yıkıldıktan sonra sanayideki gücünü yitirdi. Bunun gibi terk edilmiş fabrikalara sık rastlanıyordu. Milyonlarca kişi ya işini kaybetti ya da taşındı. Doğu Almanların %80'i duvar yıkıldıktan ve Doğu Batı Almanya ile birleştikten sonra işlerini kaybetti. Birçok kişi yeni iş bulmak için umutsuzca çırpındı. Çoğu taşındı. Gazeteci Erdman'a göre aşırı sağcılığın yükselmesiyle iki Almanya'nın birleşmesinden sonra Doğu Alman ekonomisinin çökmesi arasında güçlü bir bağlantı var. Sağcı partiler ve Almanya için alternatif partisi doğudaki eyaletleri hedef aldı. Bu bölgelerde çok başarılı oldular. Yeşil Parti yetkilisi Jana Briggs, Almanya'da aşırı sağcılığın yükselmesinden kaygı duyuyor. İyi bir demokrasi için, demokrasinin işlemesi için demokratik ortamda büyüyen, demokratik düşünen çok sayıda kişiye ihtiyacımız var. Bunu kaybetmekten korkuyorum. Elbette ki kaygılıyım. Yine de hala umut var. Her şeyi kaybetmiş değiliz. Ama her şey yolundaymış gibi yapamayız. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından 30 yıl sonra BRICS gibi gençler Alman demokrasisini korumak için ellerinden geleni yapmaya kararlı görünüyor. Ancak kısa süre önce eski Doğu Almanya'da bir sinagoga düzenlenen sağcı terör saldırısının da gösterdiği gibi Yahudi düşmanlığı ve İslam korkusu Almanya'da hala derin kökleri olan tehditler olarak kabul ediliyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington'dan yaptığımız yayının bugün de sonuna geldik. Yayınımıza burada bir nokta koyuyoruz ancak yarın Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla yine bu ekranda olacağız. Bizlere yayınlarımız dışında amerikanınsesi.com internet adresinden, sosyal medya hesaplarımıza Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram üzerinden ulaşabilir, haber ve söyleşilerimizi takip edebilirsiniz. Yarın farklı gündem maddeleriyle karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.